Evet sevgili dostlar, merhaba. Uzun bir aranın ardından sizlerle kanun eğitim videosuyla birlikteyiz. Umarım beni özlemişsinizdir, derslerimizi özlemişsinizdir. Bu aralar sizlerle kanun eğitimi üzerine daha çok video koymayı amaçlıyorum. Bu doğrultuda bir niyetim var. Umarım müzikal videolarla sizi sıkmamışımdır. Onlara da ihtiyaç var tabii ki. Ama bizim çıkış noktamız biliyorsunuz ki kanun eğitim sistemi üzerine bu yönde hazırlıklar yapıyorum, dersler yapıyorum ağırlıklı olarak. Ama arada da farklılıklara ihtiyacımız var. Bu hafta size değinmek istediğim konu arkadaşlar akort mevzusu. Kanunda akort nasıl yapılır? Sizlere birkaç tüyo vermek istiyorum. İşinizi hızlandırır. Bu anlamda size faydalı olabilecektir. Arkadaşlar ilk müziğe başladığım zaman, kanuna başladığım zaman neredeyse bütün kanunun bütün tellerini yaklaşık 1 saat düzeyinde akort edebiliyordum. Yani 1 saat zamanımı alıyordu akort konusu. Ama zaman içerisinde daha da hızlandım. Kulağımın alışmasıyla birlikte seslere biraz daha hızlandım. Şu an konser performansı açısından değerlendirirsek 15 dakikada iyi bir akort çekebildiğimi düşünüyorum. 15 dakika kadar düşürdüm. Ama tabii ki biraz daha öncesinde akort çekmek lazım. Süre olarak. Yani akort çektikten sonra hemen çalarsanız, hemen icraya başlarsanız özellikle de performanslı eserler üzerinden akordun bozulması daha çabuk sağlanacaktır arkadaşlar. Yani akordunla birazcık çayda olduğu gibi demlenmeye ihtiyacı var. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. O zaman daha sizlere daha sağlam bir şekilde referans olacaktır kanun sazı. Seslerin dönüşümü açısından. O yüzden bence yapmış olduğunuz çalışmalardan sonra özellikle ya bir koroda icra etmiyorsanız, bir toplulukta icra etmiyorsanız evde kendi çalışmalarınızda özellikle arkadaşlar etüt çalışmanızı yapın ya da eser çalışmanızı yapın. Ondan sonra akordu yapıp bırakmanızda fayda görüyorum kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Ama tabii bir çalışma öncesi olur, bir topluluk öncesi illaki akordunuza bakmanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar bundan işte akıllı uygulamalar, akıllı telefonlar çıkmadı önce akort cihazlarımız vardı. Küçük kutucuklar halinde. Hala var zaten. Aslında en profesyonel cihazlar onlar belli bir noktada. Ama onlarda frekans aralığı yoktu. Belli bir senti yakaladıktan sonra zaten kutunun üzerine baktığımız zaman yeşil ışığı yakaladığımız zaman aa diyorduk ki akort tamam. Ama tamam anlamıyla öyle olmuyor açıkçası. Biz yeşili yakaladık. 440 da Allah tamam. Her şey güzel ama öyle değil. 440 diye ifadelendiren tabir arkadaşlar bizim neva perdesinin frekansı. Yani batıdaki la sesinin frekansı arkadaşlar. 440. Bütün sesler 440 değil yani. Her sesin, her perdenin farklı bir frekansı var. Bizler ona göre akor çekiyoruz. Şimdi günümüz icra sisteminde, akor sisteminde özür dilerim arkadaşlar. Artık uygulamalar mevcut. Burada bu uygulamalarda bütün frekansları görüyoruz. Hangi sesteysek, hangi perdedeysek. Dediğim gibi nevanın frekansı bellidir. Burada frekans çıkar. Biz biliyoruz ki 440 nevanın frekansı. Ha yine yeşili yakalamanıza fayda var. Hani frekansları bilmek zorunda değilsiniz. Ezbere bilmek zorunda değiliz. Bunun tablosunu koymaya çalışacağım sizler için frekanslar üzerine. Bu uygulamalarda artık bütün seslerin frekansları var. O yüzden de uygulamalardaki, akıllı telefonlardaki uygulamaları kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben kendim bütün akortlarımda özellikle ilk sesi birazdan anlatacağım. Akort cihazından alıyorum arkadaşlar. Uygulama üzerindeki. Çünkü dediğim gibi bütün frekanslar bu sistemlere yüklü. Bu frekanslar önceki kullanmış olduğumuz akort cihazlarında mevcut değildi. Tabii ki tartışılabilir bu konu. Yorumlarda da eğer fikir ayrılığına düşersek lütfen belirtin, değerlendirelim. Belki de eski sistem akort cihazları iyiydi, bilemiyorum. Ama benim için akıllı telefonlardaki uygulamalar şu an
En güzel uygulamalar diyeyim. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar. Akordu kanunda nasıl uygulayacağız? Nasıl gerçekleştireceğiz? İlk nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi akort cihazımızı aldık. Tabii ki baştan sona kadar akort cihazıyla akort etmenizde bir mahsur yok ama yine de size kısa bir ipucu vereceğim bu konuda. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Şimdi ben akordumu nasıl çekiyorum? İstediğiniz sesten başlayabilirsiniz. İsterseniz en alttan en tize, isterseniz en tizden en yukarıya, isterseniz ortadan tize, peste gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Ama bence mantık en doğrusu oktavlar üzerinde hareket etmek. Ne demek bu? Ben genellikle neva perdesini en sona bırakıyorum. Çünkü Türk müziğinde referans perdesi neva perdesidir. Yanımızdaki enstrüman çalan arkadaşımıza, çalgı çalan arkadaşımıza ses verirken bizden genellikle neva isterler. O yüzden neva perdesinin temiz olması lazım. Doğru olması lazım ki biz de karşı tarafa akort uygunluğu bakımından doğru referans olalım. O yüzden en son neva perdesini çekiyorum. Yani neva, yegah ya da tiz neva. Şimdi oktavlı olarak akor çekmenize fayda var demiştik. Nedir bu? Ben başlarken Hüseyin'i aşıran perdesinden başlıyorum arkadaşlar. Hüseyin'i aşıran bittikten sonra oktavını. Niye? Çünkü kulağım zaten Hüseyin'i aşıran perdesine aşina alıyor o an. Hemen oktavını çekersek sadece dediğim gibi referans akor cihazını almayız. Hem de kulağımız daha iyi duyacağı için iki oktav arasındaki sesi sıcağı sıcağına Hüseyin'i aşırandan sonra Hüseyin'in perdesine akor çekmemiz daha faydalı. Hüseyin'in perdesinden sonra da tabii ki tiz Hüseyin'in perdesine akortlarız. Aynı referans değerlerine sahip olduğu için. Yani duyumsal olarak diyorum. Ondan sonra en pesteki kaba Hüseyin'i aşıran perdesine akortlarsak daha sağlam bir akort elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. Hüseyin'i aşıran yani mi sesi akortlandıktan sonra mi sesleri acem aşıran perdesine geçiyorum. Aynı şekilde acem aşıran perdesini icra ettikten sonra acem perdesi, tiz acem perdesi ve kaba acem aşıran perdesini akortluyorum arkadaşlar. Sırasıyla akort sistemin oktavlar arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani Hüseyin Aşıran'dan sonra Acem Aşıran değil ya da Rast değil dediğim gibi önce Hüseyin Aşıran yani mi sesleri Hüseyin'i, tiz Hüseyin'i ve kaba Hüseyin Aşıran. Bu şekilde yaparsanız daha büyük bir verim alırsınız emin olun arkadaşlar. Şimdi gelelim akort cihazından ben nasıl yararlanıyorum. İlk sesi arkadaşlar akort cihazından alıyorum. Yani referansımı. Evet. Hüseyin Aşıran'dan başladığını söylemiştim. Bakalım doğru mu? Birazcık düşük diyelim. Mesela çektik bunu. Belli bir referans aralığına çektikten sonra. Artı 1, artı 2, artı 3 değerler arkadaşlar makbul değerlerdir. Birazcık tiz olmasında zarar yok merak etmeyin. Sıfırı çünkü her zaman yakalayamıyoruz. Ya da eksi 1, eksi 2 kabul edilebilir değerler. O yüzden de telaşa kapılmayın. İlk sesi akort cihazından çektikten sonra cihazı şöyle kaldırayım. Diğer iki sesi arkadaşlar, diğer iki sesi kulağımdan yapmaya çalışıyorum. Çünkü en doğru şekli kulak sağlar arkadaşlar. En doğru referans kulaktır her zaman. Alttaki iki sesi üst sese kaynaştırmayı amaçlıyorum. Evet. Ortadaki teli üst tele kaynaştırdım. Şimdi en alttaki tele de orta tele kaynaştıracağım arkadaşlar. Kanun anahtarını arkadaşlar çevirirken hafiften bastırarak çevirmenize fayda var. Çünkü olduğu yerde çevirdiğiniz takdirde bazen burgular boşlar. O yüzden bastırarak çevirin arkadaşlar.
Evet, doğru bir ses elde ettiğimi düşünüyorum. Üçünü birlikte vuruyorum arkadaşlar ki sesin tınlamasını sağlıyorum. Bu şekilde daha doğru bir duyum elde ederiz. Evet. Bence doğru bir akort oldu. Dediğim gibi Hüseyin Aşıran perdesini akortladıktan sonra Hüseyin'in perdesine geçebilirsiniz. Bakın. Kulağın sen aşina. Daha rahat hissedersiniz akort bozukluklarını arkadaşlar. Ya da kaynaşmayan bir tel varsa o direkt kulağınıza olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Şimdi sevgili dostlar, akort bitti. İki teli, üç teli birbirine kaynaştırdık. Orta teli yani üst teli kaynaştırdık. Emin olmak için akort anahtarını bir kaldırın. Çünkü o bile etkiliyor bazen. Ondan sonra tekrar iki sesi dengelemeye çalışın. Çünkü akort cihazını, akort anahtarını burgulardan kaldırdığım zaman bir esneme payı oluyor. Hafiften, ister istemez bazen. Yani burgu hafiften boşlayabiliyor ve pesleşebiliyor ses. O yüzden emmediği anahtarını öyle kontrol edin arkadaşlar. Evet, geldik. Dediğim gibi Hüseyin Aşıran'dan sonra Hüseyin'i perdesine akortlayacağım. Şimdi sizlere burada bir yine küçük bilgilendirme, daha doğrusu tüyo vermek istiyorum. İki mi sesini akortladınız. Hüseyin Aşıran ve Hüseyin'in seslerini. Bir tuhaflık olabilir. Eğer akort cihazından çektiğiniz zaman değerlerde biraz oynama olabilir. Ben genellikle Hüseyin'i perdesini, Hüseyin'i Aşıran perdesini sıfır noktasına çektiğim zaman Hüseyin'i ve tiz Hüseyin'i perdelerini birazcık daha tiz çekiyorum arkadaşlar. Ki bunun sebebini birazdan anlatacağım. Eğer ikisini de sıfır değerde çekersek bazen dediğim gibi tiz bölgeler arkadaşlar kanun sazı dediğim gibi tiz bölgelere doğru çıktıkça tel boyları kısalıyor. Bu da tabii ki frekanslarda farklılıklara yol açabiliyor arkadaşlar. O yüzden piyanolarda olduğu gibi tiz bölgeyi 1-2 sent, 3 sent, 4 sent, 5 sente kadar daha dik çekmenizde bir mahsur yok arkadaşlar. Şimdi bunun sağlamasını nasıl gerçekleştireceğiz? Niye? Yani tiz bölgeleri ben gelip 4-5 sent daha tiz çekiyorum. İşte akort cihazında zaten frekanslar var. Niye daha dik çekiyorum? Arkadaşlar şimdi Hüseyin'i aşıran perdesinde sesi tınlattıktan sonra floje dediğimiz sesin doğuşkanları, yani bir tel üzerinde, bir perde üzerinde arkadaşlar doğuşkanları dediğimiz sesler mevcut. Yani icra ettiğimiz, seslendirdiğimiz telin dörtlüsü, beşlisi ve oktav sesleri mevcuttur arkadaşlar. Floje de oktav sesi verir. Hangi sesi icra ediyorsak onun bir oktav tizini bizlere verir arkadaşlar. O yüzden akordumuzun doğru olup olmadığını bu şekilde kontrol edebiliriz. Yani Hüseyin Aşıran perdesinde floje sesi elde ettikten sonra Hüseyin'i perdesine vururuz. Bir farklılık varsa açık ve net şekilde duyulur. Yani Hüseyin'i perdesinde pesleşme veya tizleşme varsa kesinlikle duyarsınız arkadaşlar. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. O yüzden dediğim gibi en doğru akor sistemi iki perdeyi akortladıktan sonra floje ile kontrol etmeniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi floje ile lütfen oktav seslerinizi kontrol edin. Önceki icracılar, yani bizden nesil önceki icracılar akortları nasıl yapıyorlardı? Hüseyin Aşıran yaptıktan sonra onun dörtlüsünü, beşlisini yapıyorlardı. Yani Hüseyin Aşıran perdesinden sonra işte Dügah perdesi ya da Buselik perdesi ya da Acamaşıran perdesini yaptıktan sonra dörtlüsü Buselik veya beşlisi olan Çargah perdesini akort ediyorlarmış önceki icracılar. Ama ben o kadar dediğim gibi
hem zamandan tasarruf etme adına hem de daha işte pratik olma adına oktavları sadece kontrol ediyorum. Onun dışında ki bütün sesleri ilk telleri arkadaşlar akort cihazına göre akort çekiyorum ve diğer sesleri de birbirine kaynaştırıyorum. Sizlere bu yönde tavsiyelerim bu şekilde. Dediğim gibi akort çektikten sonra birazcık bir süre çalmamanızda fayda var. Dinlensin enstrüman, akort da dinlensin ki dediğim gibi yüklendiğiniz zaman, enstrümana yüklendiğiniz zaman hemen akordu bozulmasın arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bu hafta sizlere anlatmak istediğim bilgiler, konular, detaylar bu şekildeydi. Umarım fazla karmaşık konuşmamışımdır. Lütfen birazcık karmaşık geldiyse affınıza sığınıyorum. Bana zaten yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuza yanıt veririm. Bu hafta doğru akort nasıl çekilir? Kanunda ilk başta neler yapmalıyız? Yani akort esnasında nelere dikkat etmeliyiz? Onlar üzerinde bilgiler verdim. Anlamadığınız yer olsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben de size istediğiniz şekilde yanıt vermeye çalışırım. Diğer haftalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalımıza da destek olmayı unutmayın. İhtiyacımız var. Sizlerin manevi desteğinize tabii ki ihtiyacım var. Ki sizlere daha faydalı olabilirim. Evet, videolarımızı paylaşırsanız daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlamış olursunuz arkadaşlar bizler için. Hem de kanunun sazına gönül vermiş dostlarım bu videolardan faydalanabilir. Özellikle kanun sazına yeni başlamış arkadaşlarım için çok önemli bilgiler. O yüzden desteklerinize ihtiyacımız var. Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.